Yine çok önemli, çok değerli konuklarımızı ağırlayacağız bugün hafta sonunda. Ancak İstanbul stüdyolarında değil, Antalya'ya çevireceğiz kameralarımızı değerli izleyicilerimiz. Çünkü 50. Altın Portakal Film Festivali başladı. Oldukça heyecanlı ve güzel geçiyor. Arkadaşımız Gizem Ertürk şu anda pencerenin diğer yanında, güneşli bir havada. Gayet güzel görünüyorsun. Gizem merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. İstanbul'dakiler bizi çok kıskanıyorlar biliyorum. Hakikaten öyle. Gözümüz kulağımız Antalya'da. Çok renkli görüntülere de sahip. Önemli haberler de var. Notların oldukça fazla diye tahmin ediyorum. Çok da değerli konukların var. Antalya'dan festivale ilişkin notlarını da aktaracaksın. Hemen sözü size bırakalım Gizem. Çok teşekkür ediyorum Ceren. İyi yayınlar diliyorum. Herkese merhaba. Bugün sanat ekibi olarak Antalya'dayız. Bu yıl 50.si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz. Çok değerli konuklarımız var. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve çok kıymetli yönetmenimiz Şerif Gören bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle ben konuklarımıza sözü bırakmadan çok kısa buranın atmosferinden bahsetmek istiyorum. Antalya'da gerçekten çok güzel bir hava var. Evet, normal diğer festival yıllarına göre birazcık daha serin ama bu kesinlikle festival coşkusunu etkilemedi. Üstelik 50. yıl olduğu için çok güzel etkinlikler var. Şehir çok heyecanlı, insanlar çok mutlu. Burada tam anlamıyla bir sinema ve halk kucaklaşması yaşanıyor diyebiliriz ve sözü hemen Sayın Belediye Başkanımıza bırakalım. Evet, ben de çok mutluyum atmosferden. Gerçekten Antalya halkı 50. yılı aşağı yukarı hiç kesintisiz olarak idrak etmeli, mutluluğunu yaşıyor. Ve hepimizde şöyle bir ortak gözlem var. Antalya halkı sanatla, kültürle çok iyi kucaklaşmış bir halk. Ama özellikle Türk sinema sanatıyla, ulusal sinemayla çok iyi kucaklaşmış. Ve dün akşam da 50. yıl etkinliklerinin çok duygulu bir bölümü vardı. İstanbul'dan aramıza katılan tüm sanatçı arkadaşlarımızla birlikte. Özel bir belgesel yönetmenlerimiz vardı. Evet, çok güzel bir belgesel vardı 50. yıl. Ondan da ufak kesitler izleyebildik. Cahit Berkay sanatçımızın müziklerini dinledik senfoni orkestrası ile birlikte ve özel bu 50. yıl için yaptığı şarkıyı hep beraber dinledik. Hoş bir akşamdı. Çok keyifli. Bugün de öyle olacak gibi gözüküyor kortejle birlikte. Her şey daha yeni başlıyor çünkü festival yeni başladı. Evet. Hava da güzelleşmeye başladı. Bu da çok güzel kesinlikle. Evet, biraz rüzgarlı olması dışında bence sıcak bir hava var. Evet. Sevgili yönetmenimiz Şerif Gören'e de hemen sorayım. Bu sizin ikinci 50. yılınız değil mi aslında? Evet. 1997'de Cannes Film Festivali'nde ile böyle 50 yıl ödül alan yönetmenlerle sahneye çıkmıştık. Hı hı. Orada da Şirak da gelmişti, bir yemek vermişti bize falan. Çok da orada biraz daha heyecanlıydım. Burada da heyecanlıydım. Burası biraz eviniz ama, gibi değil mi artık? Tabii evimiz. Bir de ben 1975'te ilk filmim de burada, en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi görüntü, en iyi müzik, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu ödüllerini de aldığım için ayrı bir heyecanı var benim için buranın. Yani ilk filmde en iyi yönetmen ödülü almak. Tabii 50. yıl heyecanı da ayrıca çok çok farklı, çok kesinlikle farklı bir şey. Ama dün gece gerçekten çok sıcak bir hava vardı. Bütün oyuncularımız anılarıyla, esprileriyle festivale gerçekten çok sıcak bir hava katıyorlar. Halkın da katılımı, onlara sıcaklık belli oluyor zaten. Hemen kaynaşı veriyorlar. Kesinlikle öyleydi. Bugün de kortej var. O da ayrı bir güzelliği tabii. Yani Antalya Film Festivali'nin belki dünyanın hiçbir festivalinde olmayan bir özellik. Yani yıllar geçse de değil mi, o korteje olan ilgi hiç azalmıyor. Dünya değişiyor. Hani her şey değişiyor ama o festivalin çok klasik etkinliklerinden bir tanesi. Bütün Yeşilçam'dan katılan çok eski jönlerimiz, aktrislerimiz hepsi çok heyecanlılar ve korteji bekliyorlar şu anda. Eski yok, hepsi yeni. Evet, aslında değil mi? Dün öyleydi, Fatma Gidi'nin de hani çok güzel yine konuşması oldu her sene olduğu gibi. Hiçbiri kesinlikle yaşını göstermiyorlar ve hala çok gençler, hala çok güzeller. Ve onların enerjisi bence Türk sinemasını bugünlere taşımaya devam ediyor, sizlerin varlığı. Evet. Geçen sene zannediyorum bir rekor kırıldı. Bugün inşallah rüzgardan dolayı bir esinme olmaz. 250 bin kişi vardı korteji izleyen. Emniyet kayıtlarıyla söylüyorum. Bunun manası her 4 Antalyalı'dan birinin sokaklarda kortejin izleyicisi olarak bulunduğunu gösteriyor.
ben çok keyif almıştım. Hatta geçen sene. Eminim dışarıdan da gelenler çok fazla tabii. var korteji takip etmek için. Antalya halkının yanı sıra tabii Türkiye'nin yani başka yerlerinden de. Turizm sezonu da hem yerli hem yabancı turist açısından tamamlanmış sayılmıyor şu anda. Daha Ekim'in sonuna kadar sezonumuz devam ediyor. Evet var dediğiniz gibi. Bunun dışında hani 50. yıl tabii çok fazla özel etkinlik var. Birazcık bazılarından bahsettik. Jüri Başkanı sevgili Türkan Şoray. Hani birazcık anlatır mısınız böyle neler planladınız da neler bekliyor izleyicileri? Zaten 50. yılda 50 sene önce en iyi hanım sanatçı ödülünü alan Türkan Sultan'ın jüri başkanı olmasının özel bir önemi var. Onu söylemek isterim. Hı hı. Ama 50. yılda farklı olarak ne var derseniz müziksel etkinliklerden ziyade tamamen sanata odaklandık. 50. yıla odaklandık. Yani bir tema seçmedik 50. yıl dışında. Ama 50. yıl nedeniyle güzel kataloglar hazırladık. Bu kataloglar Nebil Özgentürk'ün filmi çok özel, Cahit Berkay'ın müziği çok özel. Tuncay Bey'in gene 50. yıl fotoğraf ağırlıklı kitapçığı çok özel. Hı hı. Ama bunun dışında Behlül Dal, Mevin Dal müzesi dün açtık. Çok beğenildi. Ben de çok gururlandım. Güzel bir sanat galerisi açtık. 3 tane sergi birden 50. yıl nedeniyle bu galeri açıldı, hizmete girdi. Bir de 500 oturma kapasiteli sinema salonu gene hizmete girdi. Gurbet Kuşları zannediyorum günden bir gün önce hatta orada sergilendi. Hı hı. Bu senenin özellikleri bu genellikle. Ama dünya sinemasından da seçkiler var. Özellikle Hindistan sineması ön planda. Çok değerli konuklar var. Asghar Farhadi dün İranlı yönetmen Asghar buradaydı. Asghar Farhadi özellikle de yine. Çok hı hı. en ünlü konuklarımızdan birisi. Bunun dışında biz geçtiğimiz 5 yılda 10'ar yıllık kesitler halinde Türk sinemasına odaklanmıştık. Şimdi sıra 2000'li yıllara geldi. Yani seçkilerimiz içinde özellikle genç sanatçıların yer aldığı, genç yönetmenlerin yer aldığı filmlerde özel olarak gösterimlerde yer alacak. Hı hı. Evet, Portakal'da bir taraftan tabii Yeşilçam'la beraber yeni Türkiye sineması da kol kola yürüyor. Siz evet. de geçmiş dönemden bugüne hala film çekmeye devam eden üretken genç bir yönetmensiniz. Birazcık böyle hani dün de konuşuldu çok fazla eski Yeşilçam setlerindeki şartlardan hani günümüzdeki dönemde nasıl hani çok değişti mi her şey? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki değişiyor. Yani her şey değişiyor aslında. Fakat artık teknolojiyi satın almak da çok mümkün. Yani illa burada olması gerekmiyor. Yani onu dünyanın her yerinden getirebilmeniz falan mümkün. Onun için o teknolojinin getirdiği bir daha özgür bir hava değil. Bizim dönemimiz tabii biraz daha kapalı bir toplumun biz, yarattığı bir şey. Evet. İşte darbeler dönemleri, şu dönemleri falan. Hep içimizde bir otokontrol sistemini aşmak için hep zekamızı böyle ufak ufak pırıltılarla, yıldızlarla süslerdik. Anlatıldı. Şimdi, o sabun hikayesi gerçekten çok ilginçti. Yani hani kameranın altına bir sabunla böyle kaydırarak falan hani görüntü almaya çalışmalar falan çok yaratıcı bir dönem tabii gerçekten. Tabii canım şimdi yani ekipler çıkarken 10 araç falan çıkıyor. Eskiden tek minibüste çıkılırdı. İşte minibüsün üstünde bir şarj konur. Oyuncular, asistan, ışık, set bir minibüse doluşur. Sete öyle giderdik. Tabii bir konfor geldi. Ne bir şimdi 4-5 asistan, 3 kostümcü, 2 makyajcı. Yani hakikaten setler şimdi eskiye göre, eskiyi yaşayanlar şimdiki hali görünce aradaki fark onlar için hakikaten biz Hollywood falan diyorlar ya, Hollywood olmasa da Bollywood. Yani öyle şey, öyle bir güzelliği var. Tabii uluslararası bölümü de festivalin. Tabii İran sineması gerçekten önemli bir sinema. Bir de kapalı toplumların sineması her zaman daha çok merak edilen bir sinemadır. Nasıl bir toplum, neler yapılıyor orada? İnsanlar bunu daha merakla görmek isterler. O sinemalar hep merak, özgür ülkelerin sinemaları artık pek merak edilmiyor. Kapalı toplumlardaki sinemalar. Ama ileride İran'da değiştikçe başka ülkelere kayacak. Bu merak diyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buradan alabiliriz. Buyurun. Benim tabii ki nice 50 yılları diyeyim. Tabii 75, 100 öyle hesaplayarak
bu festival sürmeli. Yani en uzun soluklu festivali ülkemizin. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz tekrar konuk olduğunuz için. Yeniden Ceren'deyiz. Ceren, gördüğün gibi burada gerçekten çok keyifli bir atmosfer var. Hava çok güzel, etkinlikler çok güzel ve daha her şey yeni başladı. Burada festival, film dolu, dop dolu bir hafta geçecek. Biz de heyecanla festivali takip etmeye devam edeceğiz. Sana ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Tadını çıkar Gizem, oldukça güzel görünüyor zaten. Bu arada hemen hatırlatalım, 11 Ekim Cuma günü ödül gecesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali sona erecek. İlgililere buradan duyurulur. Değerli izleyiciler...